Evet, sevgili Yeni Çağ TV izleyicilerimiz, bugün size CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat beyefendinin gündeme getirdiği, gündeme taşıdığı ve İstanbul için son derece vahim bir olay olan bu Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da bu işte bir uyanıklık var diye nitelediği Kiptaş arsaları konusunu anlatmak üzere davet ettim. Evet Özgür Bey, bu Kiptaş çok tuhaf bir konu. Nedir bu işin arka planı? Şimdi Ekrem Başkan'ın kim bu uyanık diye sorduğu soru aslında çok anlamlı bir soruydu. Ama Türkiye'de gündem biliyorsunuz çok hızlı tüketiliyor. Yani yolsuzluk dosyaları da böyle, şey de böyle. Dolayısıyla ben aslında bu dosyaların tekrar tekrar gündeme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Birincisi şu, Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili dosyayı hazırladı. Bir müfettiş, teftiş kurulu görevlendirdi. Ama tam da bu zamanda diğer dosyalara beraber İçişleri Bakanlığımız dedi ki hayır sen bu dosyaları inceleyemezsin. Biz inceleyeceğiz dedi. Evet. Aslında tespitleri de sabit. Şu ana kadar da İçişleri Bakanlığı'nın bu dosyalarla ilgili henüz somut bir suç duyurusu falan da gerçekleşmiş değil. Soruşturmanın devam ettiği söyleniyor. Ama her şey bu kadar aleniyken, her şey bu kadar ortadayken niye soruşma bu kadar uzar onu da bilmiş değilim açıkçası. Şimdi Bunu ortaya koyalım. konuyu Konuya bilmeyen ama girmek duymuş. gerekirse Evet. şöyle hemen başlayalım konuya. Kiptaş AŞ var. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediye'nin şehircilik gruplarından bir tanesi, iştiraklerinden bir tanesi. Doğal olarak İstanbul'da çeşitli noktalarda yaptığı toplu konutlarla hepimiz tanıyoruz. Evet. Tam da bu amaçla bir yere toplu konut artı ticari mekanlar yapma kararı alıyorlar. Nerede bu İptal bölge? bu yer Başakşehir ilçesi sınırları içerisinde Bahçeşehir birinci kısım mahallesinde kalan bir bölge. O bölgede de Tatarcık çiftliği denilen bir bölgede. Evet. Şimdi bu bölgeyi satın alma kararı alıyorlar. Şimdi satın Belediye almak Kiptaş satın alacak. satın alacak. Fakat satın alacağı arsanın yarısı bir şirkette. Bu yarısı kavramını özellikle kullanıyorum. Çünkü kamuoyunda tek bir arsa olarak algılandı. Yarısı da diğer bir şirkette. Ama her ne oluyorsa Kiptaş böyle bir kararı aldıktan sonra hemen birisi ertesi gün pazartesi günü muhtemelen o diğer yarısına sahip olan şirketten arsanın diğer yarısını satın alıyor. Ne kadar Peki. alıyor? Ne kadar alıyor? 49 milyon 566 bin 467 liraya satın alıyor. Dolar karşılığı ne kadar bunun? Hemen söyleyelim 16 milyon dolar. Ya bu insan cebinde bu kadar para hazır olur mu? Anında hemen böyle bir Birinci soru şu. Siz bu kadar parayı ve şeyi hemen bu kadar sürede nereden buldunuz? Bu kadar kredi limitini nasıl yarattınız? Dolayısıyla önceden buna çalıştınız. Devam edelim. Birincisi zaten bu kadar nakdin azı bu. İkincisi hemen 4 gün sonra Kiptaş arsanın tamamını alıyor. 2 ayrı bir şekilde çünkü. Şöyle bir durum oluyor. Bir yarısını 16 milyon dolar almışlardı ya. hangi 40 firma almıştı Özgür Bey? Atmaca diye bir firmadan almış oluyor. Atmaca Gayrimenkul AŞ. Evet. Firmanın hikayesini daha sonra anlatmak üzere olaya yoğunlaşalım. Daha sonra 43 milyon dolara 4 gün sonra satıyor. 130 milyon 500 bin TL'ye Bir dakika, bir yani dakika. 16 40 milyon dolara aldığını 43 milyon dolara mı satıyor? aynen. Arada 4 günde 27 milyon dolar para kazanıyor. Çok akıllı bir yatırım. Müthiş. 27 milyon doların o günkü yaklaşık karşılığı ise 81 milyon TL. 4 günde iyi para. Şimdi şirketin hikayesi yine kenarda dursun. Bu arada Kiptaş diğer yarısı içinde. Çünkü diğer yarısı da aslında bu Atmaca Gayrimenkul AŞ'deydi. Evet. Kendi paylarını da Kiptaş'a satıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bir yarısını 16 milyon dolara almışsa o şirket aslında kendi elindeki şirketin değeri de 16 milyon dolardı değil mi? Tabii. Aynı lokasyonda olduğuna göre ve aynı projenin içerisinde olduğuna göre artık eşit değerde 2 pay 16 milyon 16 milyon.
Diğer yarısını da aynı paraya satıyor. 43'e. Dolayısıyla şimdi bu zamana kadar açıklanmayan 27 milyon dolar diyordu ya Kim bu uyanık. Aslında 2 çarpı 27 milyon dolar kazanıyor bu uyanık. Tam kaymaklı ekmek kadayıfı. Yani 54 milyon dolar kazanıyor. Yani 100, o zamanın parası TL ile 162 milyon TL kazanıyor. Şimdi Kiptaş'ın böyle çok janjanlı bir arsası oluyor. Kazık yiyerek aldığı janjanlı bir arsası oluyor. Peki şimdi devam edelim sormaya. Kiptaş sonra buraya ne yapıyor? Doğal Konut olarak yapacak. belediye konut yapacak. Bir proje oluşturuyor. Proje için 17 milyon lira harcıyor Kiptaş. Sonra ruhsat süreçleri başlıyor. Ruhsat çıkıyor. Ruhsat harçları falan ödeniyor. Böyle yani. Tam bu noktada İstanbul Büyükşehir Belediyesi el değiştiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde kendisinin yaklaşık 86 milyon dolara aldığı ve yine yaklaşık 30 milyon civarında da masraf yaptığı bir arsası var. Buraya konut yapmak üzere hazırlıklara başlıyor. Çünkü Kiptaş'ın girişinde maketi var. Kiptaş'ın girişinde maketi var. Girer girmez genel müdür onu görüyor ve buraya hemen yapalım diyor madem bu kadar diye. İşin ilginç yanı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Başakşehir Belediyesi encümenlerinin ilk imzacı olduğu. Başakşehir Belediye Başkanı'nın da Büyükşehir Belediyesi encümeni vasfıyla ilk imzacılarından biri oldu. Yasin Karton'un bir olduğu önergeyle burası yeşil alan yapılıyor. Bu akıl almaz bir şey. Şimdi şöyle düşünelim. Bugünün kuruyla kaç milyon dolar demiştim? 86 milyon dolar. Çarpın. 8 lira varsayalım. 8 kere 8 64. Yani yaklaşık 650 milyon TL ki bu Başakşehir Belediyesi'nin hemen hemen bir yıllık bütçesine denktir. Bir varlık yeşil alan yapılarak değeri hemen hemen sıfırlanıyor. Şimdi bir vatandaştan arsa satın alıp burayı yeşil alan yapmak çok görülen bir uygulama Evet, mı şimdi şunu Özgür Bey? düşünelim. Çiptaş ticaret hukukuna haiz bir şirkettir. Dolayısıyla birisinin mal varlığını bu kadar zarara uğratmak aslında bir suçtur. Tabii. Şirketin kamu iştiraki olduğunu düşünürsek eğer, bir kamu şirketinin bu kadar zarara uğratılması bir önergeyle bu da bir suçtur. Yani karşılığında yarattıkları yeşil alanın kent açısından stratejik olup olmadığına ilişkin şimdi sizlere bir şeyler söylemek istiyorum. Yasin Kartoğlu belediye meclisinde ne istiyorsunuz daha? CHP'liler yeşili sevmiyor mu? Biz de yeşil alan yapıyoruz diyor. Görünüşte güzel bir savunma. Ancak bir ay sonra burası da kamuoyunda çok fazla açıklanmadı. Başakşehir Belediyesi'ne Yasin Kartoğlu bir imar değişikliği ve arsa satın alma yetkisi önergesiyle geliyor. Nerede bu arsa? Hemen hemen aynı boyutlarda bu arsaya dikey olarak paralel hemen kuş uçuşu bir ay daha bir iki kilometre kuzeyde yine aynı mahalle sınırları içerisinde kalan aynı tapudaki aynı çiftlik bölgesinde kalan başka bir arsayı satmak istiyor. Orası Başakşehir Belediyesi'ne ait. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni orada konut yaparak alternatif olmaktan çıkarttıktan sonra Başakşehir Belediyesi'nin büyük bir arsasını yeşil alan olarak bu arada yeşil alanı imarlı alan yapıyor. Şimdi Kendisi bir yapıyor. doğru mu Orayı da anladım? Özgür Bey, doğru mu anladım? Önce imarlı konut arsasını belediye İstanbul şirketi Kiptaş satın alıyor, bunu yeşil alan yapıyorlar. Doğru mu? Evet. Sonra bunu çevrecilikle savunuyorlar. Sonra yeşil alanı alıyorlar, Oraya imarlı hemen arsa buraya hemen yapıyorlar. yakında. Hemen Hemen yakında. yanında. Kendi belediyenin kendi arsasını orayı da daha önce aldıkları bir yeri bu sefer konut alanı haline getirip satma kararı alıyorlar. Şimdi bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Evet, Başakşehir ilginç. Belediyesi'nin imar oyunları ve imar yolsuzlukları bu. Ve başka bir nokta, madem yeşili o kadar çok seviyorsunuz, Başakşehir ve Bahçeşehir'in Habitat ödülü tek yeşil alanı Bahçeşehir Gölet Projesi. İşte orayı da imara açtılar. Mahkeme oradaki imar açılması ile ilgili belediye başkanının satma ile ilgili aldığı yetkiyi iptal etti. Danıştay imar planlarını iptal etti.
Daha sonra döndük, Danıştay oradaki iş yerlerinin ruhsatlarını da iptal etti. Ona rağmen döndüler başa, yeniden plan yaptılar. Bütün bu davaları açan benim ilçe başkanım dönemindeki meclis üyeleri ve ben, takip eden ben. Ve oradaki sivil toplum kuruluşları var. Bahçeşehirler Derneği gibi, Gölet Gönülleri gibi. Şimdi madem o kadar yeşili seviyorsunuz, orayı niye böyle bir ticari alan haline getirdiniz diye sorarlar. Habitat ödüllü de bir yer vardı. Onu da söyleyeyim. Niye orayı örnek verdim? Çünkü o yeri de Bahçeşehir Gölet'teki imar açtıktan sonra dükkanları yapma ile ilgili sattıkları şirkette Atmaca. Evet, yani Şimdi bu Atmaca'ya böylelikle girelim. Kim bu Atmaca? Ve o süreçte biz Danıştay'da dava açarken Atmaca'yı ve belediyeyi kimler savundu? Oraya girmek isterim. Atmaca denen şirket başlangıçta Big Ottoman diye kurulan bir şirket. Ortakları Lütfü Ağgül ve Mehmet Fatih Ağgül. İki kardeş. Mehmet Fatih Ağgül kim? Mehmet Fatih Ağgül, Fethullah Gülen'in yeğeniyle evli ve Fethullah Gülen soruşturmasında arandığından yurt dışına kaçmış birisi. Yani Fethullah Gülen'in damadı ve yol arkadaşı. bu Bunu buraya çok koydum. ilginç bir adeta Atmaca, var. Atmaca, Atmaca Mehmet Fatih Ağgül bu Big Ottoman'ın hissesini Adem Atmaca'ya satar. Normalde bir hisse devri gözüyle bakabilirsiniz. Daha sonra da şirketin adını Atmaca Gayrimenkul AŞ'ye yapar. Mehmet Fatih Ağgül bu arada ne yapar? Yeni bir şirket kurar. MFA diye. Mehmet Fatih Ağgül'ün. Sonra Big Ottoman'ı Atmaca AŞ olunca belli bir süre sonra da Mehmet Fatih Ağgül'ün de hisselerini yine Atmaca Gayrimenkul AŞ'ye alır ve Mehmet Fatih Ağgül aslında Atmaca'nın bir iştiraki haline gelir o firma. Böyle bir ilişki var. Dolayısıyla Atmaca'nın sahipleriyle ortaklık ilişkisi ve ticari ilişkisi olan Fethullah Gülen'in yeğeni ve bir Fethullah Gülen ilişkisi var. Bu Fethullah Gülen ile ilişkili firmaya Başakşehir Belediyesi yaklaşık 100 milyon TL'yi geçen bir ihale veriyor. Sonuç itibariyle o ihalenin sonucunda da yarattığı dükkanların bugünkü değeri 1 milyara yaklaşıyor. Bahçeşehir Gölet'te. Bununla da kalmıyor. CHP'liler davalar açıyor. Davalarda Başakşehir Belediyesi taraf, aynı zamanda Atmaca taraf oluyor. İki firmayı da hem belediyeyi de hem Atmaca'yı da savunan birisi var. İrfan Öge. İrfan Öge kim? İrfan Öge, Sayın İrfan Öge, Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğini alan ailenin avukatı. Ve belli bir süre sonra bu davalar devam ettikten sonra İrfan Öge'nin Fethullah Gülen'le ilgili dosyadan dolayı Türkiye'de mal varlığına el konuluyor ve kendisi kaçıyor. Ve çok kompleks bir ilişkiler yumağından Evet. bahsediyorsunuz ve Bu FETÖ'ye de zamana kadar dayanıyor. bunlar böyle anlatılmadı. Şimdi size tek tek anlatıyorum devamında. Ve bu arada İrfan Öge de aslında Fethullah Gülen'le ilişkili ve firmanın avukatı. Aslında yolsuzluğu yapanların önceki ilişkilerine de bakarsak ve Başakşehir Belediye Başkanı'nın daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu da düşünürsek bu ilişkilerin sıradan rastgele olduğu söylenemez. Evet. Her aşamasında ciddi irade beyanları var. Her aşamasında bilinçli bir taksir var, suç var. Dolayısıyla hem Fethullah Gülen soruşturması kapsamında bir suç duyurusunda bulunduk. Savcılık bu dosyadan dolayı, Fethullah Gülen'le ilgili tarafından dolayı takipsizlik kararı verdi. Ben bu ticari ilişkilerden dolayı bir Fethullah Gülen ilişkisi var dedim. Özür Karabat olarak. Savcılık dedi ki WhatsApp, neydi onların şeyin adı? Ben WhatsApp diyorum. Bir şeyleri var ya telefon. Evet. Baylok muydu? Ha, Baylok. Baylok. Biz şimdi onları bilmediğimizi unutuyoruz. Baylok'a üye olmadığı için, bulunmadığı için kaydı. Fethullah Gülen'in ilişkisi yoktu. Ya ben diyorum ki başka bir şey var. Baylok mu Hava gerekli bu? ilişkisi var daha Ya önemli. Baylok mu gerekli? Adamın çiftliğini alan şeyin firmanın avukatı. Adamın şeyine ihale vermişsin. Ve bütün bunların hepsini biz o zaman da söylemişiz. O zaman da bunları söylemişiz. Şimdi esas başka bir yere daha gelelim. Başakşehir Belediyesi bu işleri nasıl yürütüyor? Bir iştiraki var. Başakent AŞ. Şimdi
isminin Fatih olduğunu hatırlıyorum. O zaman şimdi çıkartırım size daha sonra. AKP'nin Erzurum'da adaylığını yapmış bir kişi bu Başakken AŞ'nin genel müdürü oluyor. Erzurum olayında bütün Erzurum Fethullah Gülenci değil ama bu kişi de Erzurum'u Fethullah Gülen'e yakın birisi. Niye yakın birisi? Çünkü 17-25 Aralık'ta Başakşehir Belediyesi'ne operasyon yapıldığında Fethullah Gülencilere arsa tahsis ettiği için özellikle Kanal İstanbul'la ilgili Fethullah Gülencilerin arsa topladığı iddialarından da kaynaklı olarak bu şirketin genel müdürü içeri atılıyor. Evet. Özgür Bey, Yani sadece belediye başkanı değil bu işleri yapan şirketin genel müdürü de bu işten tutuklanıyor. Bu ilişkiler bu kadar çok net ve salih. Ben bağırıyorum, çağırıyorum, kendimi yırtıyorum. O aralar ne oldu? Milletvekili değildim. Bana şöyle tehditler geldi. Seni gölete, betonun içine gömeriz dediler. Çok şükür ben yaşıyorum ama inşallah Fethullah Gülen'in fikri bir daha geri dönmek üzere betonların altına gömülecek. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi biz de Yeni Çağ TV olarak, YouTube kanalı olarak buradan halkımıza ve yetkililere duyurmuş olalım. Burada hakikaten çok büyük bir kamu kaynağı zararına yol açan bir tuhaf iş var. Yani bunun ne iktisadi, ne hukuki, ne siyasi bir rasyonelitesi yok. Evet, Özgür Bey, bence bu konuyu takip edelim. Bir dizi olarak biz Şimdi takip etmemiz gereken şey şu. Belediye başkanı o yeşil alanla ilgili satma kararı aldı. Henüz satmadı. Kime satacağını takip edeceğiz. Kaça satacağını da takip edeceğiz. Sonra orada neler yaptığını da takip Evet. edeceğiz. Bizim ekranlarımızda her zaman size açık olacak. Sonuçta bu ülkede yapılan her türlü yanlışı, yolsuzluğu veya işte etik dışı davranışı kamuoyuna duyurmamız lazım. Ben yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Başka Şimdi yayınlarda da görüşmek söyleyebiliriz. O üzere. Bahçeşehir'de gölet meselesi çıkınca o zaman ismini söylemeyeyim. Çok büyük bir gazetemiz şöyle bir manşet attı. Göletten FETÖ çıktı diye. Gerçekten Başakşehir'in her tarafından FETÖ çıkabilir. Bu AKP'li belediye yüzünden. Bu bir başka yayında da özellikle bu arsa spekülasyonları, Kanal İstanbul ve benzer ilişkileri de irdeleyelim. Ben çok teşekkür ediyorum efendim. İyi Sağ günler olun. diliyorum. Çok teşekkür Bir dahaki ederim. İyi yayında yayınlar. görüşmek üzere.